Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle birlikte yolculuk yapıyorduk. İçimizden biri ya Resulullah gecenin sonuna doğru emretseniz de konaklasak dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkarım uyuyakalıp namazı kaçırırsınız buyurdular. Sabah namazı kaçabilir. Bilal radıyallahu anh ben sizi uyandırırım dedi yattılar. Bilal radıyallahu anh de arkasını devesine dayayıp bekledi. Derken gözleri kapanıp o da kaldı. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyandıkları vakit güneşin üst kavisi kutru gözükmüştü. Üst tarafı güneşin doğmuştu. Bilal sözün nerede kaldı buyurdular Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bilal radıyallahu anh bugüne kadar bana böylesine ağır bir uyku hiç basmamıştı dedi. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala istediği zaman ruhlarınızı kabz etti. Yani aldı. Yine istediği zaman size geri gönderdi. Ruhlarınızı geri iade etti. Bilal kalk ezan oku buyurdular. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh insanları namaza davet etti. Yani ezan okudu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldılar. Güneş yükselip bembeyaz olduğu vakit de kalkıp namazı kıldadılar. Yani güneşin doğmasından belli bir müddet geçinceye kadar kerahat vakti. O vakit kerahat vakti geçinceye kadar Efendimiz bekliyor. O vakit geçtikten sonra namazı kıldırıyor. Bu rivayet geçmiş namaz için ezan okunacağına delildir. Yani kaza namazı kılarken ezan okunması gerekir. Geçmiş namazlar için ezan ve ikamet meselesinde alimlerin görüşleri farklıdır. Hanefilere göre geçmiş namaz için... Kaza namazı hem ezan okunur hem ikamet edilir. Bizim kamet dediğimiz aslı ikamettir. İkamet getirilir, kamet getirilir. Geçmiş namazlar birden fazla ise birincisi ezan ve kametle kılınır. Diğerlerine de yalnız ikamet getirilir. Yani ilk kaza ellerinde ezan ve kamet, sonrakilerde sadece kamet getirilir. Güneş doğduktan sonra yükselinceye kadar geçmiş namazları kaza etmenin caiz olmadığını Hanefiler bu rivayeti delil getirirler. Bu hadis şeriften kaçırılan namazların cemaatle kaza edilebileceği de anlaşılır.